İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Tanık Gazetesi. Vali Ali İhsan Su, Ahmet Yeşil sergisini gezdi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz ay Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından açılan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde düzenlenen Ahmet Yeşil'in Yer, Zaman ve Mekan adlı resim sergisini gezdi. Ahmet Yeşil'in eserleri Vali Ali İhsan Su'nun büyük beğenisini kazandı. Tehlike büyüyor. Mersin Tabip Odası'ndan sonra sağlıkçılar da ölümlü vakaların arttığı kentte acil tedbir çağrısı yaptı. Başkan Seçer ise çarpıcı rakamlar verdi. Çukurova Gazetesi. Topkara, Mersin halkının aklıyla dalga geçmeyin. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Aralık ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. İçel İdman Yurdu'nda 3 pozitif vaka. Misli.com 3. Lig 3. grupta mücadele eden İçel İdman Yurdu'nda bugün oynanacak Karşıyaka maçı öncesi yapılan COVID-19 PCR test sonucunda 2 oyuncu ve 1 yöneticinin olmak üzere 3 pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. İMC Gazetesi. Mersin'de günlük vaka sayısı 1500'e ulaştı. Mersin'de günlük vaka sayısının 1500 olduğunu belirten SES Mersin Şubesi Eş Başkanı Özge Göncü, acilen tedbirler alınmazsa Mersin'de salgın sonuna kadar yüzlerce, hatta dilimiz varmıyor, ancak binlerce vatandaşımızı kaybetme riskimiz var, dedi. HES kodu kuyruğu korkutuyor. Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar kalabalıklar oluşturarak koronavirüse davetiye çıkardı. Akdeniz Gazetesi. Katilin cezası arttırılarak onandı. Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Davut Demir'in cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Alahan ve Kız Kalesi Dünya Miras Listesi'ne alınsın. Alahan Manastırı ve Kız Kalesi'nin Dünya Miras Listesi'ne yeniden alınması için bir çalışma başlatılmasını isteyen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, seçim bölgem olan Mersin Anamurören'deki tarihi yerin kazı ve restorasyon işlemlerinin yapılmasını, MUT'taki Geçici Kültür Mirası Listesi'ne daha önce alınan Alahan Manastırı'nı, Mersin Pompei Polis ve Tarsus Gözlü Kule'deki kazıların Silifke Kız Kalesi'nde kazı ve restorasyon işlemlerinin yapılması ile ilgili 2021 yılında bir plan program yapılmasını ve Daniel Türbesi başta olmak üzere Alahan Manastırı ve Kız Kalesi'nin Dünya Miras Listesi'ne yeniden alınması için bir çalışma başlatılmasını talep ediyorum, dedi. Mersin Gazetesi. Tüketiciler gıdaya erişemiyor. Ezici çoğunluk yoksul ve aç. Asgari ücretlilerin 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü. Irkçılığa hayır. Şampiyonlar Ligi H grubunda Başakşehir Fransız devi PSG'ye konuk olurken maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Veboya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi. Hakimiyet Gazetesi.
Büyük Şehirden Esnafa Destek, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Aralık ayı toplantısında pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın iş yerinin kapalı kaldığı süre boyunca meskenin tahakkuk eden su borcunun 500 liraya kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından meskiye ödenmesi konusu mecliste oy birliğiyle kabul edildi. 14 günlük tam karantina uygulanmalı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi koronavirüs salgınının geldiği nokta, Mersin'deki vaka artışları ve alınması gereken tedbirler konusunda sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni Güney Gazetesi. Seçer'e bir kez daha borçlanma yetkisi verilmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in borçlanma talebi bir kez daha reddedildi. Kübra öğretmenin katilinin cezası arttırılarak onandı. Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Davut Demir'in cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.